Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün halk arasında çok konuşulan ve aynı zamanda da merak edilen ve pek çok unsuruyla da yanlış olduğunu, yanlış bilindiğini düşündüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. Rahim iltihabından bahsetmek istiyorum. Rahim iltihabı aslında daha çok doktorların değil de daha çok hastalarımızın, halkın dilinde Pelesenk olmuş bir laf, rahim iltihabı. Peki bu rahim iltihabı ne? Şimdi rahim iltihabı dediğimiz şey aslında, bakın rahim burada elimin altında hemen küçük, neredeyse gerçek bir rahim boyutunda. Bir üreme organı biliyorsunuz rahim. Bunun enfeksiyonu anlamına geliyor. Ve genellikle nasıl oluyor biliyor musunuz? Vajinadaki ve rahim ağzındaki, özellikle cinsel yolla bulaşan bir takım e, mikroorganizmalar, ...yukarıya doğru çıktıkları zaman... ...yani buradaki bariyel mekanizmalar yok olduğunda... ...aşağıdaki vajina ve rahim ağzındaki... ...yani kapının ağzındaki mikroorganizmalar... E, ...yukarıya doğru eğer tırmanırsa... ...bu sefer rahim iltihabı yaparlar. Yani şöyle baktığınızda rahmin içi böyle görünüyor. Özellikle rahmin iç zarı tutulur. Buna biz endometrit diyoruz. Hatta bu, buradaki mikroorganizmalar daha da yukarıya doğru çıkar, tüpleri tutar. Tüpleri tuttuğunda tüplerde sıvı birikmesi veya enfekte materyal birikmesi olur. Buna hidrosalpengs, piyosalpengs denir. Hatta bazen yumurtalıklara kadar, burada elimdeki makette yumurtalıklar yok ama yumurtalıklara kadar, karnın içine kadar enfeksiyon yayılabilir. Yani aslında aşağıdaki kapıdan, vajinal yoldan gelen bir mikroorganizma yukarıdan kadının karnına kadar yayılabiliyor. Ancak rahim iltihabı dediğimiz tablo bu kadar e, gürültülü, gümürtülü böyle e, sert bir tablo değil. Zaten yumurtalıklar tüp tutulduğu zaman biz bu duruma daha ilerleyen aşamalarda apseleşme görüyoruz. Tubo ovaryan kompleks ya da tubo ovaryan apse diyoruz. Ama genellikle rahim iltihabı kadınlarda özellikle karnın alt bölgesinde böyle kasık bölgesinde böyle bir ağrıyla gelir karşımıza özellikle böyle sessiz sakin de gidebilir ama çok şiddetli ağrıyla da gidebilir. Buna özellikle kötü kokulu akıntı eşlik eder. Çok önemli bir bulgudur bu. Vajinada biz muayene sırasında parmakla baktığımızda özellikle sıcaklığın arttığını hatta kadında zaman zaman ateş yükseldiğini de görebiliyoruz. Aynı zamanda rahim iltihabını gösteren en önemli bulgulardan biri cinsel ilişki sonrası kanamadır. Cinsel ilişki ve cinsel ilişki sonrası kanamayla ilgili daha detaylı videomu hemen buraya koyacağım, izleyebilirsiniz. Yine benzer şekilde cinsel ilişki sırasındaki yaşanan ağrılar da yine kasık ağrısı gibi işte pelvik ağrı gibi durumlarda rahim iltihabını gösterebilir. Yine beraberinde eşlik eden sık idrara çıkma, ağrılı idrar yapma gibi durumlar işte bulantı, kusma gibi durumlar özellikle de spirali olan hastalarda biz bunu çok görüyoruz enfekte olmuşsa eğer spiral. Yine tabii karında şişlik, çok sık rahimde iltihap durumunda gördüğümüz semptomlardan ama bazen tamamen sessiz bile gidebiliyor. Neden oluyor? İşte az önce söyledik rahimde rahim iltihabı nedenlerini. Özellikle cinsel yolla bulaşan bir takım mikroorganizmaların aşağıdan sıklıkla işte bunlardan gonokok dediğimiz gonore yani bel soğukluğu halk arasında böyle bilinir. Bu rahim iltihabına yol açabilir. Klemide denen çok sık gördüğümüz bir mikroorganizma var bu yol açabilir. Yine özellikle spirali olan kadınlarda bir kürtaj olmuş kadın kürtaj sonrası enfeksiyon olabilir. Çeşitli rahim içi girişimler yapılmış olabilir. Spiral yeni takılmıştır, spiral çekilmiştir histeroskopi yapılmıştır, HSG yapılmıştır. Bunların hepsinde olabilir. Özellikle tüberküloz yani verem hastalığının pelvik organları tuttuğu durumda da bu tabloyu görüyoruz. Yine benzer şekilde bağışıklığı düşük olan kadınlarda da rahim iltihabı karşımıza gelebiliyor. Rahim iltihabı tedavisi dediğimizde rahim iltihabına ne iyi gelir diye sorduğunuzda rahim iltihabı bir kere Öncelikle teşhisi çok önemli. Yani çünkü sessiz sakin gidebiliyor veya kadınlarda zaman zaman ya azıcık böyle karnım ağrıyor gibi, karnımda şişlik var gibi tabloyla gidebilir. O yüzden atlanmaması gereken bir durum. Çünkü az önce de gösterdiğim gibi atlandığı zaman yolak buradan yukarıya doğru gidiyor ve daha da yayılıyor. karın içine doğru, yumurtalıklara, tüpe doğru iltihabın yayıldığını görüyoruz. Özellikle bu durumlarda rahim iltihabı durumunda mutlaka antibiyotik kullanmak istiyoruz. Antibiyotik bizi en azından tüplerimizi koruyor ve ileride gelişebilecek bir kronik ağrı veya yani ağrının kronikleşmesi veya bir kısırlık durumu veya bir dış gebelik gibi bir durumdan bizi kurtarıyor. O yüzden doğru zamanda doğru indikasyonla antibiyotik kullanılması rahim iltihabını kökten çözebilir. Ama bazen biz tabii karşımıza hastalar öyle bir geliyor ki işte yumurtalık tutulmuş, yıllarca vücut onunla mücadele etmiş, kadının kendi bünyesi o iltihabi yenmiş kapatmış ve apseleşmiş. orada bir kitle gibi de karşımıza çıkabiliyor o vakalarda nadiren ilerleyen zamanlarda da cerrahi yapmak durumunda kalabiliyoruz tabii ki Tabii diğer taraftan özellikle hekiminizin eş yani partner tedavisini de hatırlaması gerekiyor burada zaman zaman partnerlerin de yani eşlerin de beylerin de tedavi olması gerekebilir. Bu anlamda da mutlaka bu durum göz önünde bulundurulması gerekiyor. Tabii Rahim iltabını e, açıkçası çok fazla işte bitkisel tedavisiyle ilgili soru geliyor bize. Rahim iltihabı antibiyotik dedim. Yani ilaç tedavisi yapılacak. Hatta bazen hastaları hastaneye yatırdığımız oluyor. Hatta gün itibariyle dün akşam bir hastamı hastaneye yatırdım. Yani böyle ağrıdan kıvranıyor. Az önce anlattığım gibi bir vajinal hitabı var, idrar yaparken ağrısı var. Ee, antibiyotik daha önce kullanmıştı ama antibiyotiklere yanıt vermeyince artık hastaneye yatırıp damardan tedavi vermek zorunda kaldım. Diğer taraftan tabii bu bitkisel tedavi dediğim aslında kanıtlanmış, çok ciddi elimizde hani rahim ile bitkisel tedavi iyi olduğunu gösteren data yok ama yine de bünyeye, bağışıklık sistemine iyi gelebilecek bir takım ee, ne bileyim bitkisel çaylar içebilirsiniz, bunlar işe yarayabilir. Ama tabii yine de antibiyotik kullanmadan bu tedaviyi yenmek çok e, kolay, bu durumu çözmek çok kolay değil. Özellikle düşük yapmış, sezeryan olmuş hastalarda, spiral kullanan hastalarda, erken yaşta cinsel yaşamı olan hastalarda, sigara içen hastalarda, bağışıklığı düşük olan hastalarda birden fazla cinsel partnere sahip olan veya partnerinin birden fazla cinsel partneri olan kişilerle beraber olanlarda, korunmasız cinsel ilişki olanlarda ve tabi vajinanın içini yıkayan, vajinal florasına dikkat etmeyen kadınlarda biz bu durumu daha fazla görüyoruz. Kronik süreçte eğer bu durum tespit edilmez ve te, e, tedavi edilmezse, doğru tedavi edilmezse özellikle ilerleyen dönemlerde daha ilerleyen yıllarda kısırlık tablosu, dış gebelik tablosu, ağrının kronikleşmesi gibi durumlarla, apseleşmesi gibi durumlarla daha ileri dönemlerde de tabii septik şoka sebep olabilir. Tabii özellikle dediğim gibi ilerleyen vakalarda nadiren ameliyat yapıyoruz. Özellikle apseleşmiş olgularda ameliyat yapıyoruz. Daha ilerleyen vakalarda bacak ağrısı veya idrar idrar da yanmalar, idrar yollarına olayın artık iyice intisak etmesi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonu olan kişilerde de mutlaka bu açıdan değerlendirmek, düşünmek gerekiyor olguları. O yüzden az önce de anlattığım üzere teşhis çok önemli. Bir kasık ağrınız olduğunda bunu küçümsemeyin, bunu mutlaka önemseyin, mutlaka bir jinekologla görüşün. Çünkü basit bir enfeksiyonu siz basit çatlatıyor olabilirsiniz ama atlatırken organlarda kalıcı zarar verme ihtimali söz konusu olabiliyor. O yüzden rahim iltihabı dediğimiz şey aslında öyle çok da basit bir durum değil. Ama tedavisi nispeten basit. O yüzden lütfen ihmal etmeyin. Umarım bu video birilerine ulaşır. Umarım birilerinin işine yaramıştır. Videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basarsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.